Düşman her ne kadar dostça söylerse de, her ne kadar taneden yemden bahsederse de, sen onu tuzak bil. Sana şeker verirse sen bunu zehir bil. Bir lütufta bulunursa onu kahır bil. Kaza gelince kabuktan başka bir şey göremez. Düşmanları dostlardan ayıramazsın. Yani heva ve hevesin sana tatlı bir şey söyleyebilir. Senin nefsine tatlı gelebilir bazı şeyler. Dünya senin nefsine hitap eder. Ortam senin nefsine hitap eder. Senin heva ve hevesine hitap eder. Baktığın zaman dışarı heva ve hevesine hitap eden o kadar çok şey var ki. Baktığın zaman dışarı nefsine hitap eden o kadar çok şey var ki. Baktığın zaman şeytan seni öylesine davet eder, öylesine zapt eder ki senin üzerinde. Ama cehennem yolu bunlarla kuruludur. Cehennem yolu heva hevesle, nefisle, şeytanla yürünür. Cennet yolu ise peygamberlerle, ilimle, Kur'an'la, sünnetle, sufisen üstadla yürünür. Cennet yolu öyledir. O zaman eğer sen nefsine uyar, şeytana uyar, heva hevesine uyarsan mana gözün kapanır. Sen doğruyu yanlışı ayırt edemez hale gelirsin. Sen eğriyi ayırt edemez hale gelirsin. Sen namazı terk eder, orucu terk eder, dinin emirlerini terk edersen doğruyu yanlışı ayırt edemezsin. Sen üstadını dinlemezsen doğruyu yanlışı ayırt edemezsin. Bu sefer senin yolun, Allah muhafaza eylesin, cehenneme doğru gider. Düşman sana tuzak kurar. Nefsin sana tuzak kurar. Heva hevesin sana tuzak kurar. Nefsine düşmüş, şeytanla dost olmuş olan arkadaşlarla sen dost olursan onlar sana tuzak kurar. Sen içki haram dersin, ben içmeyeceğim dersin, oturursun masaya, bir müddet sonra nefis ve şeytan sende galip gelir arkadaşlarıyla. Ya ne yapayım, arkadaşların havasını bozmayayım, bir duble içivereyim dersin. Sana şeytan galip gelir. Senin arkadaşın içki içiyorsa bir gün sen de içebilirsin. Kızlar iyi dinleyin. Kız arkadaşlarınızın sevgilisi varsa bir gün senin de olma ihtimalin var. Sebep, o sevgilisini çağırır, kafede buluşursun, ondan sonra ne bileyim alışveriş merkezinde bulunur, buluşursun, okulun çıkışında buluşursun, yazışırsın, konuşursun. Bir gün seni bulur. O yüzden bana arkadaşını söyle, senin dinini söyleyeyim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin sözü. Senin arkadaşın şeytana zebun olduysa, sen onunla dostluk yapmaya başlarsan, sen de bir gün şeytana zebun olursun. Senin arkadaşın Allah'a aşıksa, sen de Allah'a aşık olursun. Senin arkadaşın dünyaya aşıksa, sen de dünyaya aşık olursun. Öbürkü çünkü anlatır sana, şöyle para kazandık, böyle para kazandık, şu kadar milyon metre kumaş yaptık, bu kadar tezgah aldık, hırslanırsın dünyaya karşı. Sen de dersin ki benim de kafam çalışıyor, ben de zengin olayım, ben de şu kadar milyon metre kumaş yapayım dersin, dünyaya doğru yürürsün. Ama senin arkadaşın böyle işte vardı Şeyh Efendi'nin zamanında. İşte bir arkadaş böyle Şeyh Efendi'ye aşık. Oturuyor onu anlatıyor. Kalkıyor onu anlatıyor. Şeyh Efendi'ye şikayet ediyor öbürkü. Efendim diyor, Ahmet Duran abi çıkıyor, benim şeyhim dünyanın en büyük piri diyor. Biz 3-5 arkadaş getiriyoruz, onları da kaybediyoruz orada. Hani onlar böyle bir sohbet mi olur diyor. Ahmet Duran'a dönüyor Şeyh Efendi, diyor ki Ahmet Duran ne öyle methediyorsun oğlum sen beni diyor. Ondan sonra hani böyle aslında kinaye yapıyor Şeyh Efendi. Ondan sonra ne böyle methediyorsun diyor. Ahmet Duran abi içimden bastırıyorum, sus seslenme. Adam kendi kendini batırdı zaten, bir şey demene gerek yok. Ahmet Duran abi ondan sonra kendini savunmaya kalkıyor. Dedim hatta toplantıya girmezden önce dedim hiç konuşma Ahmet abi dedim. Hiç konuşma. Bırak dedim, onlar kendi kendilerini batırsınlar. Ama nefis tutmuyor insanı.
Şimdi bir kimse üstadına aşıktır. Döner onu anlatır, döner onu anlatır. Öbür aşık değil ya. Ya bu kafayı yemiş ya. Her şeyi de üstada bağlamış. O öyle der. Neden? O aşık değil çünkü. O da bağlı ama o aşık değil. Mesela birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine aşık olmuş. Bu sünnete aykırı, bu sünnet. Ben bunu işlerim, bu sünnetten dışarı. Ben sünneti bir şey yapmam, öbürkü şunu der. Bu kafayı yemiş ya. Bu kadar da olmaz ki ya. Birisi dergahın adabını, erkanını bağlı, üstada bağlı. O böyle adabı, erkanı yerine getireceğim. Dergahın adabını, erkanını yerine getireceğim. Üstadın dediklerini yerine getireceğim diye mücadele eder. Öbürkü bakar. Ya bu kadar da olmaz ya, bu kafayı yemiş der. Bunları hep duyduk biz. Bakın bunları duya duya büyüdük biz. Bunlar vartalardır böyle. Bir kimse bir şeyi sever, sevdiğini dillendirir boyuna. Öbürkü o kadar sevmiyor ya, ona tuhaf gelir. Neyi seviyorsan onu dillendirirsin çünkü. İçinde ne varsa onu yaşarsın. Mesela bağlılığın tam değilse kusur görürsün. Dinlemezsin. Bağlılığı tam değil onun. O kusur görür. Şimdi böyle yer arar bir de bunu anlatacak. İşte ya yani Şeyh Efendi'nin bazen der, böyle karşıdakinin tepkisini bekler o. Sen ne o? Bazen ne o? Bu benim tavrım. Hadi oğlum senin kalbine kurt girmiş. Yürü git yanımdan. Ya abi bir şey demedim daha. Diyecektin sen. Neredeyse diyecektin. Demeyecek miydin? Ses yok. Hadi benim seninle işim olmaz. Yürü. Abi neden? Oğlum şeytan senin kalbine işemiş. Şeytan senin kalbine işemiş. Sen şimdi onu bana sirayet ettireceğim diye uğraşıyorsun. Bu şeytan veya düşman veya zayıf gönüllüler, zayıf karakterliler, onlar sana şeker verir. Onu zehir bil. Onlar senin kalbine şüphe atar. Onu sen tuzak bil. Sen Kur'an sünnetten taviz verme. Sen dergahın adabından, erkanından taviz verme. Sen üstadından taviz verme. Geri kalan hepsi de tuzak. Geri kalan hepsi de tuzak sana. Sen onu tuzak bil. Hazreti Pir diyor. Sen onu tuzak bil. Eğer diyor sen öyle tuzak bilmezsen senin mana gözün kapanır. Sen bu sefer eğriyi doğruyu ayırt edemezsin. Haramı helalı ayırt edemezsin. Sufilik ince çizgidir. Sen o ince perdeyi ayırt edemezsin. Kendince sen hakla batılı ayırt edemez hale gelirsin. Allah muhafaza eylesin. Amin.